Merhabalar son 48 saattir yaşananları ne kadar takip edebildiniz bilmiyorum ama Halk TV'sinden TL birine CHP yakın ne kadar TV, gazete ve gazeteci varsa Dem Parti AK Parti ile anlaştı. Dem Parti ile Selahattin Demirtaş ayrı düştü. Selahattin Demirtaş AK Parti ile anlaştı. Vay efendim siz İstanbul'da nasıl aday çıkarırsınız diye Dem Parti'yi ve Selahattin Demirtaş'ı Başak Demirtaş üzerinden hedef almayı sürdürüyor. Tabi bu kervana siyasetçiler de katıldı. Dün Ahmet Davutoğlu KRT TV'nin canlı yayın konuğu ve şu açıklamalarda bulundu. İktidarla perde gerisinde Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de Diyarbakır ziyareti oldu. Kritik zamanlarda Diyarbakır'a gidişine izin veriliyor. Tabii ki bunlar bir sonuç ortaya koymaz ama bir seçim neticesini etkileyecektir. Sırat köprüsü gibi bir hassas denge ile şekillenecek kanaatindeyim. Demin kararı seçim neticelerini etkileyecektir. Demin kararı da hepimizin kararı etkileyecek. Çünkü ben bu seçimlerin büyük farklarla değil nasıl söyleyeyim sırat köprüsü gibi bir hassas denge içinde şekilleneceği kanaatindeyim. Özellikle İstanbul'un Ankara'da tablo biraz daha farklı görünüyor. Burada herkesin alacağı siyasi tavrın bir bir ağırlığı ve sonucu etkileyen bir yönü olacak. Olabilir. Arka kapılar hep işlemiştir Türkiye'de ve bunu en iyi işleten, açık söylüyorum, özellikle HDP ile ilişkilerde en iyi işleten, en yoğun işleten hep Sayın Erdoğan olmuştur. Onu da söyleyeyim. 2019 seçimlerinden hemen önce hangimiz bekliyorduk? Osman Öcalan'ın çıkıp TRT'de oy çağrısında bulunacağını kim beklerdi? Seçime 35 gün kala İmralı'dan mektup geleceğini bu konuda tam bir makyaveli siyaset anlayışına sahiptir iktidar diyor. Ahmet Davutoğlu şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki Selahattin Demirtaş evet Diyarbakır'da annesinin yoğun bakımda olması nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Ama bunun diyor işte arka perdesi de var diyor. Yani Ahmet Davutoğlu da Demirtaş... AK Parti anlaştı diyenlerin kervanına katılmış durumda. Dünden beri ama yine tekrar ediyorum CHP yakın ne kadar televizyon, gazete, gazeteci varsa Dem Parti'yi hedef almayı, Dem Parti'yi kriminalize etmeyi sürdürüyor. Bu konuda siz de düşünüyorsunuz birden muhalefete yakın kanalların A haberleşmesi sizleri şaşırttı mı? Ve bizlere destek olmak, yeni gelişmelerden haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.